En son kuruluşumuz. Barışı, dostluğu, insanlığı, sevgiyi. Bu da göksiyah sınıfında ayarlı tuşlardan en sonuncusu, dört tane kuştan. Bunda ismi ciğeri. Bileklerine kadar siyah olması lazım. Kolları 3-4 olması lazım. Renkleri aynı atlas kuşumuz gibi parlak olması gerekiyor. Diyarbakır kuşunun bilinen bir 600 yıllık tarihi vardır. Bu 600 yıllık tarihi bilinen bir tarihidir. Daha Diyarbakır'da 3500-4000 tane güvercin besleyen arkadaşlarımız var. Diyarbakır'da derneklerimiz var. Güvercin otelleri var. Belki Türkiye'de güvercin otellerinin başlangıcı Diyarbakır'da başladı. Diyarbakır kuşları tarihsel geçmişe 18 çeşit kuşumuz var 4 grup içerisinde. Ama çeşitlik anlamında Diyarbakır'da posta güvercini, taklacı güvercini, süs güvercini, bir de tabe kuşu dediğimiz Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den gelme ankutlarımız var. Mesela Diyarbakır has bölgeye has kuşlarımızdır. Kendi renginde ayaklarında beyazlık olmaması gerekiyor. Meraklımız çoktur. Herkes severek besler. Kuşun maddi değerinden çok manevi değeri ön plana alınır bizde. Tabii fazla olunca da satılır arkadaşlar. Satarlar yani. Sonuçta bir gideri bedeli vardır onun. Vallahi şimdi ben iki grup kuş bakıyorum. Bizim kendi yerli ırklarımız var. Bir de ben şebap cinsi kuş da bakarım. İkisinin arasında değişik şeyler olabilir, kıyaslamalar olur, yapılır yani. Mesela 500 bin lira, 600 bin liraya kadar satılan kuşlar vardır. Sizler çok beğendiniz. Üçüncü grup kuşumuz 5 çeşite sahiptir. Parçalı Mısır'ın özelliğe sahiptir. Yani aldığım en pahalı kuş 13-14 sene öncesi aldığım kuş 1500 liraydı. 13-14 sene önceki parayla. Bugünle kıyaslarsak yani o zamanın asgari ücreti 330 falansa yani bugün 5 katı olarak düşünürsek 25 bin lira. Para biçilmez abi. Para biçilmez, asla para biçilmez kuşlara. Kuş sevgisi farklı. Yani para nedir? El kiri gelip geçicidir ama kuş kalıcıdır. İnsanın burasında olacak. Diyarbakır kuşlarımızın tarihsel, tarihi eser gibidir her biri. Hiç kimse onlara fiyat biçemez.